Başka ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 19.30'u gösterirken ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zafer Geçidi törenine katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi törenine katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaben Devlet Mezarlığı'na ziyarete bulunarak Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu. Ebedi ateş anıtına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan ve Erdoğan'a bu ziyaretinde eşlik eden İlham Aliyev, anıt defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı anıt defterine şu ifadeleri yazdı. Aziz şehitlerimiz, bugün ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininden hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan vatan muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taşlandıran Azerbaycan'la kardeşliğimiz bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun. Sevgili izleyenler, Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da halka seslendi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan zaferiyle sonuçlanması Bakü'de kutlandı. Azerbaycan'ın gurur günü Bakü'de bulunan Azatlık Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yerini almasının ardından başladı. Erdoğan ve Aliyev selam asker diyerek askerleri selamladı. Selam asker. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende önce Aliyev ardından da Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Ben ise demiştim ki Karabağ Azerbaycan'dır. Bugün bütün dünya görür ki Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu kardeşliği, yaşasın Azerbaycan askeri. İki ülke marşının okunduğu törende Aliyev'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi. Konuşmasına Aliyev, Azerbaycan halkı ve ordusuna teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zafer gününüzde sizinle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum." dedi. "Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur." dedi. "Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane hale geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük diyerek konuşmasına şöyle devam etti. "30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde
bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Batılı emperyalistlerin gaz verilmesiyle bir yere varılamayacağının görülmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır ifadelerini kullandı. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Kubatlı ve Adam da artık özgürdür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı. Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubatlı, Adam ve Kelbeçer de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Şanlıurfa'da fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir an önce sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekiplere müdahalede bulundu. Şanlıurfa'da o bildik görüntüler halen devam ediyor. Fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir an önce sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekibi gelerek uyarı yaptı. Kanal Urfa WhatsApp hattına gelen görüntülerde Şanlıurfa'da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Eyyubiye PTT şubesinin önünde aralarında hiçbir mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Tarihi Halepli Bahçe Havzası'nda bulunan Sakıp'ın Köşkü Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi dokusu korunarak restore ediliyor. Tarihi Halepli Bahçe Havzası'nda bulunan Sakıp'ın Köşkü Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi dokusu korunarak restore ediliyor. Restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından köşkü Urfa mutfağına katkı sunmak amacıyla gastronomi merkezi haline dönüştüreceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İnşallah burayı efsanevi bir yere dönüştüreceğiz. Bir gastronomi merkezi, bir güzellik merkezi, bir çekim merkezi olarak burayı çalışıyoruz.
Yeşil alanların daha yoğunlukta kullanıldığı restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrasında Sakıp'ın köşkü, yeme içme alanları, gelin damat fotoğraf çekim alanları, kır düğünü tarzında nikah kıyma bölümü, çocuklar için oyun grupları ve 22 araçlık otoparkla Şanlıurfalıların hizmetinde olacak. Mutluluklar diliyorum. Allah sizleri ömür boyu birlikte beraber etsin. Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın gastronomi alanındaki lezzetlerini UNESCO'ya tescil ettirmekte kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en eski mutfağı sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi alanın belirli bir bölümünde yapılacak olan gastronomi merkezine gelen konuklara Şanlıurfa'ya özgü damak lezzetleri sunulurken bir yandan da yemek hazırlama atölyesiyle bu yemeklerin yapılış serüveni gösterilecek. Değerli izleyenler, 2018-2023 uyuşturucuyla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda risk durumu tespiti ve değerlendirme konulu toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyitoğulları'nın katılımıyla Şanlıurfa'da yapıldı. 2018-2023 uyuşturucuyla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda risk durumu tespiti ve değerlendirme konulu toplantı yapıldı. Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emre Erkuş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Uyuşturucuyla Mücadele Programı kapsamında görev alan kamu kurum kuruluşları amirleriyle sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye genelinde yapılan uyuşturucu riski analizi çalışmasına paralel Şanlıurfa'ya özgü olarak valilik tarafından da bir araştırma projesinin uygulandığını ve sonuçlarının ilgili birim ve kuruluşlarla paylaşıldığını hatırlattı. 2018 yılında Türkiye genelinde madde bağımlılığıyla ilgili genel bir araştırma yaptık. Ve aşağı yukarı en zamanlı olarak aynı metodolojide olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nda Galata Üniversitesi'nden de Mustafa İlhan Hoca'nın desteğini almak suretiyle Şanlıurfa'da bir çalışma yürütmüştük. Bir iki ay devam eden çalışmanın sonuçlarının paylaşılması gerekenleri de bütün kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve orada Türkiye genelindeki araştırma sonuçlarıyla aynı metodu kullandığımız için Urfa'daki durumu kıyaslama imkanımız olmuştur. Türkiye'deki bağımlılık oranı, Şanlıurfa'daki bağımlılık oranıyla karşılaştırdığımızda Urfa olarak bizim riskli ve kritik iller içerisinde yer aldığımızı ifade etmiştik. Rakamı söylemiştik. Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyitoğulları da Şanlıurfa'nın risk sıralamasında 12. il olduğunu ifade etti. Başlama yaşında başlama yaş ortalaması Türkiye genelinde 20-79. En sık tekrarlanan başlama yaşı 18. Urfa'da en sık tekrarlanan aynı ama başlama yaşında bir yaşlık daha genç bir nüfus görüyoruz. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi kadın kocasını 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Bodrum'da yaşayan 38 yaşındaki Şerife Demir'le 38 yaşındaki Vedat Demir henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bir anda cinnet getiren Şerife Demir eline aldığı bıçakla 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Vedat Demir'i bıçaklamaya başladı. 22 bıçak darbesi alan adam evin salonunda yere yığıldı. Demir'in çocukları ve komşuları 112 acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'i ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran 3 çocuk babası Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şerife Demir'i gözaltına aldı.
Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Savcısı cinayetin işlendiği evde incelemelerde bulundu. Demir'in cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sevgili izleyenler, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerde yapımı devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahallelerde yapımı devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Ekinci, belediye meclis üyeleri Veysi Dürbin, Fatih Şenbayram ve Sarıbal Mahalle Muhtarı Eyüp Avcıbaşı ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'nin Sarıbal Kırsal Mahallesi'nde birlikte yürüttüğü 3,5 kilometrelik stabilize yol yapım çalışmalarını denetledi. Görev ayrımı yapmadan il ve ilçe belediyesinin koordineli çalışmasına dikkat çeken Başkan Salih Ekinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte özlenen hizmetleri ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Bu yol bizim için çok önemliydi. Adeta Siverek ile Viranşehir'i birbirine bağlayan bir yol ve şimdiye kadar toprak kırmızı toprak olan bir yoldu. Zeynel Başkanımıza biz rica ettik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Ekipleri burada şu anda çalışıyorlar. Memleketimize hayırlı olsun. Sarıbal Kırsal Mahalle Muhtarı Eyüp Avcıbaşı ise yol yapım çalışmalarından dolayı Başkan Salih Ekinci ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Salih Ekinci bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Allah razı olsun, bu 3 kilometre öğrencilerimiz serbest gidip gelebiliyorlar artık. Başkan Ekinci ve beraberindeki heyet daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın taş ocağını ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı. Adıyaman'da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi. Adıyaman Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı tarafından dev turna balığı yakalandı. Adıyaman'da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hacı Ömer Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi. Kilo var mı? Yok. Büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi. İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp, "Daha önceden böyle büyük bir balık yakalamadık." diyerek konuşmasına şöyle devam etti. "Daha önce hiç böyle bir büyük balık yakalayamadık. Yani yakaladık, küçüklerini yakaladık. 2-3-5 kiloluk. Şu anda yani en yakaladığımız en büyük balık budur şu anda. Hangi balık bu? Bu turna. Turna balığıdır. Fırat'ın eski balıkları, çok lezzetli bir balıktır." Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk etapta 6 mahallede başlatılan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceleyip firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk etapta 6 mahallede başlatılan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyip firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diğer yedek. Seçimden önce Eyyubiye'ye doğalgazla buluşacak sözünü veren ve bunun için çalışan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların meyvesini geçtiğimiz günlerde yapılan doğalgaz temel atma töreniyle almıştı. İlk etapta 6 mahalleyi kapsayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kuş, beraberindeki AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol, belediye meclis üyeleri Seydi Modanlı, Mahir Öge ve ilgililerle birlikte firma yetkilileriyle bir araya gelip alanda süren çalışmaları inceledi. Basınç düşürme istasyonu kurulan alana giden ve burada yetkililerden bilgi alan Başkan Kuş, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bugün de ilçe başkanımızla, meclis üyelerimizle birlikte devam eden çalışmaları yerinde gözlemledik. Arkadaşlardan bilgi aldık. Ve bugün de arkadaşlar basınç düşürme tesisini kurmuşlar, istasyonunu kurmuşlar ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah
3-5 aya kadar ilk etap çalışmayı bitireceğiz ve yetkililerden almış olduğumuz bilgilere göre abonelik işlemlerini yapan kardeşlerimiz doğalgazı inşallah 3-5 ay sonra kullanmış olacak. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğolsa şunları söyledi. Yani bu mutluluktur benim için. Eyyubiye halkına ne kadar ne söylesek ne yapsak azdır diyorum. Tüm yetkililere, tüm çalışanlara da başarılar diliyorum. Allah razı olsun diyorum. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken yeşilliklere de zarar verdi. Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerine istila ederken yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı. Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların hac ibadetini yerine getirdiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti. Haliliye Belediyesi 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı. Haliliye Belediyesi 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı. Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yapılandırma kapsamında mükelleflerin 18 taksit yapabileceği de hatırlatıldı. Vatandaşlar yapılandırma işleminden sonra ödemelerini www.haliliye.ben.tr ile Haliliye Belediyesi'nin veznelerinden yapabileceği kaydedilirken, yapılandırma ile ilgili son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu ifade edildi. Barış Pınarı harekatıyla Türkiye'nin kontrolüne geçen Tel Abyad ve Resulayn'da hayatın her alanına yenilikler getiren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi yaklaşık 30 yıldır tek çivi çakılmayan bölgelere hizmet götürmeye devam ediyor. Barış Pınarı harekatıyla Türkiye'nin kontrolüne geçen Tel Abyad ve Resulayn'da hayatın her alanına yenilikler getiren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinatörlükleri yaklaşık 30 yıldır tek çivi bile çakılmayan bölgelere hizmet götürmeye devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn'ın terör örgütlerinin işgalinden arındırılmasının ardından bölgede tahrip edilmiş kamu hizmet binalarını halkın da desteğiyle onararak yeniden hizmete sunan Sutkom, bölgede belediye hizmetlerinin de rutin olarak verilmesini sağladı. Her iki ilçede oluşturulan mahalli meclislere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan Sutkom, bölgede ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımlarıyla yol yapım faaliyetlerine de devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sık sık ziyaret ettiği ve her iki ilçeyi de devletimize yakışır hale getirme talimatıyla çalışmalarına devam eden Sutkom koordinatörlükleri, kış ayları başlamadan şehirlerin ana güzergahlarında yol yapım çalışmalarını tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında sınır kapılarından başlayarak ana bulvarlar, caddeler, kamu kurumlarına ulaşım sağlayan yollar öncelikli olarak asfalt ve sati kaplama yapılarak düzenleniyor. Günlük temizlik işlerinin de mahalli meclis yerel hizmet birimleri tarafından sürdürüldüğü bölgede park ve refüjlerde bozulan yerlerde onarılmaya devam ediyor.
Sevgili izleyenler, Haliliye'de COVID-19'un bulaşma riskinin yüksek olduğu hastaneler Haliliye Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Haliliye Belediyesi COVID-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü günden itibaren panik yok, önlem var sloganıyla başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan hastanelerde COVID-19 acil servisleri, kantin, koridor ve bekleme salonları ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. İlçe genelindeki kamu kurumlarında program dahilinde yürütülen çalışmalar halkın ortak kullanım alanlarında da gerçekleştiriliyor. Kullanılan dezenfektanın insan sağlığına zarar vermediğini ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanı sıra COVID-19 vakası görülen meskenlerde dezenfekte çalışması yürütüyoruz ifadelerini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor tekerlekli sandalyeli basketbol takımı dikkat çekmek için yüzlerini siyaha boyayarak antrenman yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı dikkat çekmek için yüzlerini siyaha boyayarak antrenman yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına karşı tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Konstantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti. Yaşanan ırkçılık skandalına tüm dünyada tepki gösterildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takım yönetimi ve oyuncuları Başakşehir'e yapılan ırkçılığa karşı tepki göstererek dikkat çekmek amacıyla sahaya yüzlerini boyayarak çıktıklarını ifade ettiler. Şanlıurfa Büyükşehir Engeller Basketbol Takım oyuncusuyum. Dünkü Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'ya yapılan bu haksız saldırıyı tanımak için biz de bu renge boyandık. Yapılan bir çirkin hareketler karşı olduğumuzu belirtmek amacıyla kendi yüzümüzü siyaha boyatarak Webo'nun yanında olduğumuzu farkındalık oluşturmak ve bu ırkçı söylemlere karşı tepki göstermek amacıyla sporcularımızı boyayarak, siyah renge boyayarak bir farkındalık oluşturduk. Sevgili izleyenler, bültenimizin burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.